İstediğim derinlikte sınırsız kalabilir miyim? Dalış tabloları nelerdir? Su altında hangi derinlikte ne kadar süre kalabileceğimizi bize gösteren çizelgeler dalış tablolarıdır. Bu tablolar 100 yılı aşkın sürede askeri ve teknik dalışlardaki deneyimlere, bilimsel çalışma ve gözlemlere dayanarak hazırlanmış, bizlerin güvenli bir dalış planlamasını sağlayan kaynaklardır. Bu matematiksel hesaplamalar sadece teorik olduğu için kişiden kişiye ve deneyimden deneyime göre farklılık gösterebilir. Sizler bu tabloları kullanırken kendi kişisel deneyimlerinizi ve gözlemlerinizi mutlaka göz önünde bulundurarak bu dalışları gerçekleştirmelisiniz. Dekompresyon hastalığını tetikleyecek faktörlere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız asla dalış tablosundaki belirtilen kuralları esnetmemelisiniz. Öncelikle şunu da belirtmeliyim. İnsanların fiziksel dirençleri, sağlıkları ve yaşam şekilleri birbirinden bambaşka şekillerde olduğu için hiçbir dalış tablosu veya bilgisayarı kurallara harfiyen uysanız bile dekompresyon hastalığı oluşmayacağı anlamına gelmez. Bu yüzden her dalışta kendinizi gözlemleyin ve belirtilen kuralları, derinlik ve süreleri zorlamamayı kendinize bir disiplin haline getirin. Herhangi bir dalış merkezine gittiğinizde dalış liderinizin uygulayacağı dalış programı genelde klasik sportif dalışlarda sürekli kullandıkları ve her gün defalarca daldıkları planlama şeklinde olacaktır. Unutmayın, hiçbir dalış dekompresyonlu şekilde planlanmaz. Dalış öncesi yapılacak ön bilgilendirmelerde dalış lideriniz size programı, derinliği ve süreyi net bir şekilde anlatacaktır. Aklınıza takılan bir soru olduğunda eğitmeninize sormaktan, dekompresyon kurallarına uymayan bir durum fark ettiğinizde de paylaşmaktan asla çekinmeyin. Dekompresyonsuz dalış planı tablonun en güvenilir bölgelerinde herhangi bir dekompresyon riski almadan ve su altında ekstra bekleme yapmanıza gerek kalmadan gerçekleştireceğiniz dalış planlamasıdır. Deko beklemesi olarak adlandırılan bu beklemeleri yapmanız gerekmeksizin yüzeye çıkışınızı gerçekleştirdiğiniz dalışlardır. Beklemesiz dalış programı olarak da isimlendirilir. Fakat biz dalış eğitmenleri yine de riski neredeyse sıfıra indirmek amacıyla her dalış sonunda 5 metre derinlikte 3 veya 5 dakika bekleme yaparak olası vücudumuzda biriken nitrojeni orada bırakıp yüzeye çıkmayı tercih ederiz. Bu yaptığımız beklemeye emniyet beklemesi denir. Emniyet beklemesi vücudunuzda biriken nitrojenin atılması ve yüzerliliğinizin ayarlanması için size ekstra zaman kazandırır. Fakat ben genelde bütün dalışlarımda bu emniyet beklemesinde geçirilen süreyi daha sığ sularda 4-5 metre derinliklerdeki bölgeleri dolaşarak geçirmeyi tercih ediyorum. Böylece grubumdaki dalgıçların 5 dakika fazladan dalışın tadını çıkarmaya devam etmesini de sağlamış oluyorum. Tablonuzdaki süreyi aşmanız ve tablonuzun yanınızda olmadığı durumlarda 5 dakikaya kadar aşılan süreler için 8 dakika, 5 dakikadan fazla aşılan süreler için ise maksimum 15 dakika olacak şekilde su altında ekstra emniyet beklemesi yapmanızı tavsiye ederim. Bu gibi süre ve derinlik sınırını aştığınız dalışlardan sonra 24 saat boyunca dalış yapmamaya veya uçağa binmemeye çalışın. Dalış sonrası ekstra bir önlem olarak saf oksijen solunumu yapabilirsiniz. Kuralları aştığınızı düşündüğünüz dalışların ardından her ihtimale karşı kendinizi dekompresyon hastalığına karşı gözlemlemeye devam edin. Artık dalgıçlar kullandıkları dalış saatleri ve dalış bilgisayarları sayesinde bütün dalış planlamasını saatlerine bakarak gerçekleştirebiliyor. Ama yine de dalış eğitimlerinde dalış tablonuzu nasıl kullanmanız gerektiğini eğitmenlerinizden örnekler yaparak öğrenmelisiniz. Dalış bilgisayarları bulunduğunuz derinliği ve süreyi tam olarak referans alıp hesaplama yaparak daha hassas bir planlama örneği çıkarmanıza yardımcı olur. Fakat dalış bilgisayarlarında karşılaşabileceğiniz en olumsuz durum dalış esnasında bozulma ihtimalleridir. Dalış planlaması asla bekleme yapılmayacak şekilde planlanır demiştik. Arka arkaya yapılan dalışlarda ise vücudunuzda bir önceki dalıştan bir miktar nitrojen birikmesi gerçekleşir. Dalış bilgisayarları bu gibi tekrarlamalı yapacağınız dalışlarda size bekleme yapılmaksızın su altında geçireceğiniz derinliği ve süreyi verir. Kanıtı nitrojen adı verilen bu nitrojen ilk dalışınız sonrasında vücudunuzdan yavaş yavaş atılır. Bu kalıntı nitrojenin vücudunuzu terk etmesi bazen saatler, bazen ise bir günü bile bulabilir. Fakat siz birinci dalış sonrası yüzeyde geçireceğiniz zamanı kısa tutar ve ikinci dalışa daha erken geçerseniz bu kalıntı nitrojenin üzerine yenisini ekleyerek bir sonraki dalışı gerçekleştirirsiniz. Bu gibi tekrarlamalı dalış planlarında ilk dalıştaki nitrojen miktarını mutlaka hesaba katmalısınız ve bir sonraki dalışınızı buna göre planlamalısınız. İlk yapılan dalış sonrası yüzeyde ne kadar beklemeniz gerektiği ve ikinci dalışta ne kadar derinlikte hangi süre kalacağınızı dalış tablosuna veya bilgisayarına bakarak hesaplamalısınız. Genelde ilk 6 saati geçtikten sonra yapacağınız dalışlarda kalıntı nitrojenin çok fazla bir önemi yoktur. Fakat birinci dalışınızın üzerinden 6 saat geçmeden yapacağınız ikinci dalışlarda daha dikkatli olmalısınız. Suya girdiğimiz andan tekrar yüzeye çıkana kadar geçirdiğimiz ana dip zamanı denir. Hesaplama yaparken 10 metre derinlikten daha sığda gerçekleşen bütün dalışlarınızı 10 metre derinlikte kalmışsınız gibi planlamak emniyetinizi arttırır. Kullandığınız dalış tablosundaki limitlere ve sürelere harfi harfine uyun ve asla sınırları zorlamayın.
Dalış yapacağınız derinlik ve süre aralarda kalıyorsa her zaman yukarı doğru yuvarlanır. Yani 7 metreye gerçekleştirdiğiniz bir dalış 10 metreye, 18 dakika suda geçirdiğiniz vakit 20 dakikaya yuvarlanır. Her zaman daha derine dalmış ve daha uzun süre suda kalmışsınız gibi düşünmek durumundayız. Bu alışkanlık uzun vadede dalışlarınızın daha güvenli kalmasını sağlar. Su altında yüzeye doğru yükseliş hızımız 18 metre derinliği 1 dakika sürede çıkacak şekilde olmalıdır. Aynı şekilde yüzeye çıkarken hızımızı kendi baloncuklarımızın önüne geçmeyecek şekilde takip edin ve oldukça yavaş bir yükseliş gerçekleştirin. Akıntılı ve yorucu olacağını düşündüğünüz ya da çok soğuk sularda gerçekleşeceğini bildiğiniz dalışlarınızı normal yapacağınız derinliklerden 4 metre daha fazla derine dalmışsınız gibi planlayın. Arka arkaya yapacağınız tekrarlamalı dalışları ise ilk dalış derine, ikinci dalışınız daha sığ derinliğe, daha az süre kalacak şekilde planlayın. İkinci dalışınızı daha sığda gerçekleştirmek, ilk dalıştan vücudunuza birikecek olan nitrojenin atılmasına yardımcı olacaktır. Tekrar eden dalışlarınızın derinliğini eğer birinci basamak seviyede bir belge almışsanız 18 metre, eğer bir üst seviyede bir belgeye sahipseniz asla 30 metreyi geçmeyecek şekilde planlayın. Hangi seviyede dalgıç olursanız olun, dalış yapabileceğiniz maksimum derinlik 30 metredir. Sadece eğitim amacıyla eğitmen gözetiminde 40 metreye kadar dalış gerçekleştirebilirsiniz. Bu maksimum derinlik sınırları eğitmen olmanız veya acemi olmanızla hiçbir ilgisi yok. Tamamen fizyolojik nedenlerden kaynaklı. Derinlik tablolarında gösterilen 42 metre derinlik seviyesi sadece acil durumlar için geçerli olan planlamalarda gerçekleştirilir. İrtifa dalışları nelerdir? Dağlardaki, tepelerdeki göllerde dalış yapabilir miyim? Uçağı ne zaman binmeliyim? Yüksek irtifalara çıktığınız zaman su altına indiğinizin tam tersi olur. Basınç azalmaya başlar. Kullandığımız dalış tabloların hemen hemen hepsi su altına ineceğimiz derinliklere ve artacak olan basınç miktarına göre planlanmıştır. Fakat irtifada basınç azalmaya başladığı için buna göre planlanmış dalış tablolarına ihtiyaç duyarız. İrtifa dalışlarında vücudumuzda biriken nitrojenin kabarcığa dönüşmesi daha kolaydır. Eğer 300 metre yüksekliğin üzerinde bir dalış gerçekleştiriyorsanız özel dalış tabloları kullanmanız gerekir. Sadece dalış saati veya bilgisayarı kullanıp saatinizi irtifa dalışı yapacağınız şekilde ayarlamalısınız. İrtifalarda gerçekleştireceğiniz dalışların öncesinde dalış eğitmeninizden irtifa dalışı eğitimi almadan dalış yapmamanızı tavsiye ederim. Genel kural olarak her dalışınız sonrası en az 12 saat yüzey beklemesi yapmalısınız. Eğer tablo kullanıyorsanız grup harflerinizi takip ederek tablonuzun önereceği uçuş saatini kontrol etmeli ve o şekilde uçağa binmelisiniz. Tekrar eden bir dalış günü geçirdiyseniz bu süre mutlaka en az 18 saat olmalıdır. Uçuştan önce ne kadar uzun süre yüzey beklemesi yaparsak dekompresyon hastalığına yakalanma olasılığımız da o derece düşmüş olur.